Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Amerika'daki evimizi merak ediyordunuz. Yaklaşık bir ay boyunca kaldığımız evi bu videoda sizlere anlatacağız. Başlıyoruz. Önce dışarıdan bir anlatalım. Evimizin muhiti güzel bir yerde. Evet, muhit çok güzel. Mahalle çok güzel. Çok sessiz, sakin. Bir de böyle olması, yani house tipli olması benim hoşuma gitti. House. Çünkü... Şimdi şöyle, single house dediğimiz yapı bu. Yani tek bir ev arkadaşlar. İşte kondo olan var. Neydi? Evet. Town bir şeysi vardı. Burada şöyle arabayı direkt evin önüne park edebilmek gerçekten güzel bir şey. O yüzden benim çok hoşuma gitti house olması. Evet. Bir de bebekli olunca tabii çok daha konforlu oluyor. Aynen öyle. Bebek arabası dışarıda. Şimdi aracı koyabileceğiniz bir burası var. Hatta buraya iki tane araç koyabilirsiniz. İki tane araçlıkta bir garaj yeri var. Birazdan göstereceğim. Şuraya da koyabiliyorsunuz. Yani 5 tane 6 tane araba park edilebiliyor. Peyzajı gerçekten güzel. Otomatik sulama sistemlerini yaptırmışlar. Ağaçlar epey kıymetli ağaçlar. Havası mükemmel. Onu söyleyeyim. Ama şuralar çocuklar için çok tehlikeli. Alara şuradayken Emir'i bir ittirdi. Emir'in kafası buraya geliyordu. Ucuz atlattık çok şükür. Şimdi içeriye gireceğiz. Eşya dolu bir ev. Olamaz öyle bir şey. Şurada benim çekim ekipmanları var. Kusura bakmayın. Biz şimdi ikimiz de hakkıyla aynı kafada olduğumuz için yani çok eşya sevmiyoruz. Hatta hiç sevmiyoruz. Yani minimal. Yani ne kadar az eşya o kadar iyi bizim için. Kullanmadığın hiçbir eşya evde kalmasın. Yani benim motto bu arkadaşlar. Onu söylemiş olayım. Şimdi eve girerken dışarısı biraz rüzgarlıydı. Burada daha rahat konuşabiliriz. Evin muhitinin olduğu yerin havası mükemmel. Yani gece soğuk, gündüz sıcak ama nem yok. Mükemmel gerçekten. Acayip sevdim havasını. Her zaman söylüyoruz bir Kırşehir çiçek dağı gibi. Evet, sizin memlekete benziyormuş. Ben ama daha... sen de kimliğini çıkar orada da öyle yazıyor. Eski kimlikte. Artık yazmıyor şimdi peki. Evet, şimdi burada girişi yaptık. Bu ev ne kadara mal oldu? Tabii bunu Airbnb'den kiralayınca bir de San Jose yani Silikon Vadisi'nin göbeği olunca fiyatlar uçuk arkadaşlar. Yine de linki aşağıda bırakacağım. Oradaki link üzerinden de bakabilirsiniz. Şimdi evin girişi böyle. Orayı göstereyim artık. Kendimi göstermeyeyim. Seni çekeyim böyle televoli muhabiri gibi. Girişte bizi ne karşılıyor? Evet, şöyle küçük bir oturma alanı var. Evet. Çünkü burada galiba böyle çok fazla Türkiye'deki gibi televizyon izleme mantığı yok bence. O yüzden salonu hep böyle küçük tutuyorlar. Bu da öyle bir ev. Biz de gerçekten oturmadık açıkçası burada. Bu arada şöyle bir bombayla karşılaştım. Bir gün oturuyorum böyle. Lan dedim bu ne? Şurada bir kamera. Nasıl lan yani falan. Sonra evin böyle bir guideline'ı var. Yani böyle bir kullanma kılavuzu. Hı hı. Ya işte onu çekebilirsiniz falan. Ben onu sonra fark ettim. Hı. Birinci gün değil de ikinci gün fark ettim. Tabii olsun. Ki ev hali adam güvenlik için. Yani hayır. Şuradaki kapıyı gözetliyor. Hani eve kim geliyor, kim gidiyor, temizlikçileri gözetliyorum. Yoksa herhangi bir art niyetim yok vesaire dedi. Onu ben kapattım. Acayip fazla eşya ya, var. Bakar mısınız? Yani ne gerek var? Yani inanılmaz fazla ve çok fazla. Acayip fazla. Yani teknoloji anlamında biraz böyle eskide kalmış teknolojiler var. Oyuncaklar var. Şömine yani pek kullanmıyoruz çocuklardan dolayı. Bazı eşyaları da kaldırdık. Yani gittik depoya kaldırdık. Şunlar çocuklar için buradan aldığımız vitaminler gayet güzel görünüyor. Bunları giderken unutmayalım. Eşya Allah'ım her taraf ya. Olamaz böyle bir şey ya. Daha şunların içi dolu. Ben bakmadım bile yani şunlara. Şöyle bir disko topu, vazo, işte siyah taraf mı, beyaz taraf mı, ne taraftasınız, yıldız savaşları. Şuralarda bir sürü şey var. Şu garajın anahtarı. Garajı göstereyim hazır dışarıdayken. Normalde garaja da park edebilirdik arabamızı. Bu arabanıza koyduğunuz bir aparat. Arabaya asıyorsunuz. İşte gelince bir kere basıyorsunuz. Garaj açılıyor. İşte bu garajda şifreli internet'i kuruyoruz arkadaşlar. Hakikaten burası San Francisco. Silikon Vadisi böyle garajlarda şirketler kuruluyor. Google'da hani buna benzer bir evde kurulmuştu. Çok eski bir videosunu gördüm. Şimdi garaj böyle şahsi eşyaları var ev sahibinin. Şahsi arabası var. Bunu bugün bıraktı. Tatile gitti kendisi.
Acayip fazla eşya var. Spor aletleri, eşyalar. Galiba burada gerçekten çalışıyor. Çünkü monitörü var, yazıcısı vesaire var. Yani şurada ısıtma sistemi falan var. Onun nerenin bayrağı tam bilmiyorum. Bu arada ev sahibi Google'da çalışıyor. Buyur. Sen var ya, bu garajda mümkün değil, bir dakika çalışamazsın. Yok, ben çalışamam böyle Çok garajda. kalp karışık çünkü. Çıldırırım yani. Benim çalışacağım yer böyle sakin olacak. Tertemiz, düzenli. Evet, bu arada aracımızı buraya park ettik. Aracın UKT videosunu yayınladım. Onun da kartını bırakıyorum arkadaşlar. Şu kapı doğrudan mutfağa gidiyor. Biz efendi gibi buradan gidelim. Çünkü bir de burada makine çalışıyor. O Ha, yüzden o ses kardan. makinenin sesi Evet, mi? aynen Tamam. öyle. Bu arada tekrar kapatayım. Kapanma bu şekilde arkadaşlar. Lockdown tam kapanma. Evet, geçiyoruz Bir içeriye. şey söyleyebilir miyim arkadaşlar, Söyle. ben size videonun başında söylemek istiyorum. Şimdi burada tabii ki dolarla kiralandığı için fiyat bize yüksek gelebilir ama şöyle bir şey söyleyeyim, böyle fiyatları Türkiye'de inanılmaz lüks evler var. Yani buradaki evlerin içini çok böyle şey beklemeyin. Yani içi gayet bence eski. Yani göreceksiniz zaten birazdan. Neyi hedefledin bu açıklamayla? Ay şimdi şey, böyle ev turu yapıyoruz ya, insanlardaki beklenti çok büyük olabilir. Hani 100 vay bin acaba. liraya ev kiralamışlar, nasıl olacak? Burada tabii TL'ye Evet. çevirdiğin zaman sıkıntı. Şimdi ev iki katlı, yukarıya çıkarız arkadaşlar. Burada ne var? Burada yine bir oturma grubu var. Bu kimin çalışma masası? Bunu anlayamadım. Benim dizlerim pek sığmadı buraya. Emir. Evet. Ara. Burada bir yemek masası var. Kahvaltıları bazen burada, bazen dışarıda yapıyoruz. Şurada bir tuvalet var. Mutfağın yanında tuvalet. Yani değişik bir dizayn gerçekten. Biz de çok anlam veremedik. Ama kullanılıyor ilk, yani birinci katta olunca Çocuklar için kullanılıyor. kullanıyoruz. Evet, aynen öyle. Mutfak malzemeleri yine eski ama kullanışlı. Şundan çok keyif aldık. Yani bu Evet. kahve makinesini gerçekten tuttum. Hatta şu kahveye bayıldım. Bu Türkiye'de satılıyorsa bunun linkini de bırakacağım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Hakikaten güzelmiş. Şunu kullandın mı Evet, hiç? waffle makinesi. Aa. Eski bir waffle makinesi ama o kadar güzel yaptı ki şaşırdık. Yani eski ama çok kullanışlı, dediğin gibi. Bu arada annem dedi ki çok eski bir çamaşır makinesi, şey bulaşık makinesi bu ama çok iyi yıkıyor dedi. Kesinlikle. Bunlar da yine öyle. Bayağı. Evet arkadaşlar. Bu buzdolabı güzel. 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 Aynen. Az önceki Çamaşır garaja makinesi. şuradan tekrar bir bakalım. Bak garaja evin içinden böyle giriliyor. Çamaşır makinesi ve kurutma burada. Su ısıtıcısı, termostat da burada arkadaşlar. Bunlar nasıl? Çok iyi. Vallahi. Ya makineleri gerçekten eski arkadaşlar ama inanılmaz iş görüyor. Eyvallah. Bu Gayet güzel. arada burada da bir kamera var. Arabasını takip ediyor Google çalışanı. Evet, dışarıyı göstereyim. Sonra yukarıya çıkarız. Bahçesi böyle. Bu bahçe tamamen bize ait. Çok büyük mü? Yani bize yetiyor. Bahçede acayip fazla çiçek var. Abi olamaz yani, benim günümün bir saati bunları sulamakla geçiyor. Ben geldiğimde bayağı kötü durumdalardı. Toparladım. Şuradaki bir bahçe hortum var. Bundan suluyorum arkadaşlar. Şunlar falan bildiğiniz fışkırdı yani. Buradan devam ediyor çiçekler. Şu arka tarafta çöp kovalarını koyduğumuz yer var. Bu arada bunları da ben açıkçası tam olarak burada öğrendim. Bir ay boyunca kalınca. Önceden herhalde single house'ta çok kalmamıştık. Apartmanlarda atıyorduk. Her gün alıyorlardı. Şimdi her cuma, yok pazar. Her pazar akşamı bunları çıkartıyoruz. Bahçe, bak çöpleri de hemen söyleyeyim. Şuna bahçe atıklarını atmanız gerekiyor. Buna geri dönüşüm. Öbürü de normal çöp. Mesela biz buna geri dönüşüm çok fazlaydı. Buraya biraz attık, almadılar. Yani acayip kötü bir tecrübeydi. Mis gibi kokan naneler. Şunlar da çilek. Ya şöyle bir armut ağacımız var. Olamaz ya. Yani o kadar çok armut veriyor ki dallar kırılmış durumda. Armut çok güzel. Böyle yedikçe de biraz şişiriyor. Elmayı çok beğenmedim. Şu ağaçlar muhteşem. Oya ağacıydı yanlış hatırlamıyorsam. Kahvaltıları bazen, yemekleri bu masada da yaptığımız oluyor. Şunlar yine yüz binlerce saksıdan bir kısmı. Çoğu boştu. Bunlara yine biz doldurduk arkadaşlar. Bunların sulaması gerçekten epey zaman alıyor. Burada da devam ediyor. Bu arada bahçeye öyle çok güzel bakmamışlar. Şunlar biraz kurumuş. Epey bir suladım ama kurtarılacak gibi değil. Bunlar bizim sincaplarımız.
Sincapların hikayesini anlattığım videonun kartını da bırakıyorum. Sincaplar. Evet, bunlar uyuyorlar şu anda. Sütünü içirdim. Sonra çişlerini de yaptırdım. Bildiğin çiş yaptırıyorum ya. Olamaz böyle bir şey. Şunu anlatmam lazım. Ev sahibi gerçekten çok iyi bir insan. İnşallah bizim hakkımızda iyi yorum yazar. Şunu satın aldı. Yani ben dedim ki bize barbekü var demiştin dedim. Gazlı yazıyordu. O dedi ki ya kömürlüydü dedi. Kusura bakma gazlı yazdığını bilmiyordum dedi. Ama dedim biz gazlı seviyoruz. Yani kömür olayı biraz bizim için sıkıntı, çocuklar var. Şunu satın aldı. Oldukça da memnun kaldım. Bunun bir benzerini Türkiye'de buldum. Linkini de bırakıyorum yine. Ağaçlarımız var. Limon ağacı. Burada kullanılmayan bir sürü eşya var. Tabii çoğu ev sahibinin. Nasıl, bahçe deneyimi güzeldi ama değil mi? Bahçe güzel. Gerçekten iyi oldu bizim için çocuklarla falan. Güzel vakit geçirdik. Bir de evet. Bu barbekü olayı güzel oldu. Sen burada bayağı güzel barbeküler yapıyorsun. Ki köyde de yapıyorsun aslında. Evet. Ama buradaki etin tadı da bir başka. Şimdi yukarıya çıkıyoruz arkadaşlar. Yukarıya çıkalım bakalım. Neler var orayı da göstereyim. Bizim kaldığımız yerler burası. Şuradaki merdivenlerden hiçbir zarar görmedi çocuklar. Şuradan da Allah'tan çok korktuk, hani bir şey yaparlar mı, yukarıya çıkarlar mı? Çok şükür yok. Burası ebeveyn yatak odası. Yine burada 9 milyar eşya var. Şuna bayıldım bu arada. Yani e-postalarımı burada kontrol ettim. Çünkü aşağıdaki masa bana göre değildi. Şuranın bir kısmı, büyük kısmı bana ait. Bir sürü eşyalarım var. Şuradaki günün mesela ışığın buraya yansıması gerçekten çok hoşuma gitti. Şurada acayip güzel bir koltuk var. Ama böyle deri koltuğa böyle doğrudan oturunca biraz rahatsızlık veriyor. Bunun üstüne bir şey serip oturuyorum. Gayet de keyifliydi. Şarj aletlerimiz vesaire burada. Ve banyo. Orayı da göstereyim. Tuvalet. Banyo, duş, duşakabin değil de neydi? Küvet. Küvet. Böyle Amerikalıların bir küvet tutkusu var. İki tane musluk var. Sonrasında ev sahibinin eşyaları burada var. Oraya bir perde çekmiş. Ben kendi eşyalarımı buraya koydum arkadaşlar. Ama şöyle, aslında buranın tamamı depolama alanı bize ait olması gerekiyor. Çünkü fotoğrafta o şekilde. Evet, bu arada evet. Abi bize biraz yalan söyledi. Bayağı bir şey eksik var arkadaşlar. Biraz böyle mesela şey oldu. Mesela bebeklere uyumlu dedi ama mesela bebek masası, evet. Masa değil, bebek sandalyesi. Mesela aile uygun diye yazıyor Airbnb'de. Evet. Biz de öyle kiralıyoruz zaten. Çünkü iki tane çocuk var biliyorsunuz. Park and Play, yani bu şey yataklar, park yatakların olduğu, işte mama sandalyesinin olduğu, hatta bebek oyuncak, yani çocuklar için oyuncaklar falan olduğu yazıyordu. Ama hiçbirini görmedik maalesef. Ama biz yine çok iyi evde falan diye yazacağız herhalde değil mi adam? Ya şöyle, sonuçta bayağı bir zamanımız geçti. Bir de çocuklar da çok perişan olmadı uyku konusunda. Evet. O yüzden çok bir şey demeyeceğim. Ama buradaki dolapta o tamamı normalde bizim olması gerekiyor. Doğru, beni de rahatsız etti. Çok gerçekten. Küçük bir alan kaldı çünkü bize. Beni de rahatsız etti arkadaşlar. Buradaki televizyona bir şey yansıtamadım. Öyle bir özelliği yok. Apple TV'yi getirmediğime pişmanım. Onu söyleyeyim. Burada çocukların kaldığı oda var. Nasıl kaldınız? Nasıl kaldığını anlatsana. Nasıl kaldığınızı anlatayım arkadaşlar. Anlat. Ben Emir'le beraber uyudum burada. Ali araya da gerçekten yer yatan. Yani ondan bahsettim videonun girişinde size. Hani 100 bin falan diyorsunuz belki ama hani böyle çok şey bir ev bekleniyor. Hakikaten ya. Bebekler için ayrı bir oda falan. Oyun odası. Hayır, resmen bütün bir çocukla. Ay, 3 çocuk diyorum, tövbe. 2 çocukla burada geçirdik. Alaracığım. O nasıl bir güzellik kızım. Ne kadar tatlı olmuşsun. Birazdan Cemallere gideceğiz yemek yemeye. Peki sen evi sevdin mi? Nerede uyudun sen? Burada. Şurada uyudun. Aferin sana. Şimdi burada da annem kaldı. Annemin odası da gayet güzel. Şunu ilk gördüğümde var ya tırstım. Evet, yatağın üstüne ne oluyor lan falan dedim, biliyor musun? Yani o kadar gerdi beni. Annem burada kaldı arkadaşlar. Annemin odası güzeldi. Gayet o böyle hava almayı çok seviyor. Evdeki artık 9000 tane lavabodan bir tanesi de burada. Yine
musluklar vesaire. Çok iyi oldu ama. Şunlar mı? Şey yani banyo sayısının fazla olması çok iyi oldu. Evet. Bu kadar değil mi? Evde başka anlatacağımız bir şey yok. Geldik videonun sonuna. Amerika'da kaldığımız evi bu videoda detaylı bir şekilde sizlerle paylaştım. Umarım bu deneyim hoşunuza gitmiştir. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yani fiyat konusunda epey bir yorum gelecek ama hakikaten dolar kurundan dolayı ve burada ev bulmak zor. Siz de bakabilirsiniz. O nedenle gerçekten ciddi bir fiyat ödediğimizi söyleyebilirim ama günün sonunda memnun kaldık mı? Kaldık. Çılgın bir komşumuz vardı. Onu anlatayım mı? Yani ben merhaba dedim, böyle yüzüme baktı ve kapının içine girdi arkadaşlar. Olamaz öyle bir şey. Ondan sonra da bir misafirimiz vardı. O misafirimiz hafif o evin önüne park etmiş. Oraya park edince hemen bir not bıraktı arabanın üstüne. Arabanın üzerine bıraktı not, yazıcıdan çıktı alınmış bir not. Yani zaten hazırda bekletiyor. Sonra ev sahibi beni uyardı. Ya yandaki komşu dedi, ruh hastası gibi. Pek bulaşmayın dedi. Konuşmayın dedi. Yani o sizinle konuşursa bile siz konuşmayın dedi. Uyardı bizi. Öyle de bir komşumuz vardı. Videonun sonuna geldik sevgili dostlar. Vaktiniz olsa iki tane daha video gelecek. Onu da izleyebilirsiniz. Kızım saçımı sevdin mi? Baba yapacak. Babayı bir tane öpçük. Hadi. Oh. Hadi bay bay yapalım. Bitiriyoruz. Hoşçakalın.